6. sınıfların Türkçe ve Matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları bakanlık tarafından yurt genelinde 26 Aralık'ta ortak yapılacak. Ortak sınavda her iki dersten 20 adet çoktan seçmeli soru yer alacak. Bu sorular konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Ata Yayıncılık 6. Sınıflar Türkiye Geneli Ortak Sınav Kitabı. Sınavların tamamı video çözümlüdür. Kazanım bazlı optik okuma sayesinde öğrencilerimiz eksik konularını anında belirleyebilecektir. Her bir sınavda Türkçe ve matematik derslerinden çoktan seçmeli 20'şer soru yer almaktadır. Kitabımızda Türkçe ve matematik derslerinden 6'şer sınav vardır. Sınavlar sarmal olarak hazırlanmıştır. 26 Aralık tarihine kadar işlenecek konular adım adım yerleştirilmiştir. Ata yayıncılık ile daima zirveye. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam Konu Anlatım Soru Bankamızdaki çalışmalarımıza kesirleri sayı doğrusunda gösterme konusuyla devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz diyelim ve bilgi köşemizle başlayalım. Basit kesirler tam kısmı olmadığı için 0 ile 1 arasındadır. Tam sayılı kesirler de tam kısım kesrin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. Dedikten sonra 3 tane kesrin sayı doğrusunda gösterimini kitabımız örneklemiş. Bakın burada 2 bölü 3 basit kesir olduğu için yani payı paydasından küçük olduğu için 0 ile 1'in arasındadır. 11 bölü 4 tam sayılı kesire çevrildikten sonra 2 tam 3 bölü 4 olarak yazılmış ve bakın 2 tamdan sonra 2 ile 3'ün arasında olduğu tespit edilmiş. 1 tam 3 bölü 5'in de 1 ile 2 arasında olduğu tespit edildikten sonra sayı doğrusunda yerleri gösterilmiş. Şimdi çocuklar 2 bölü 3'ün yerini bulmak için 0 ile 1'in arasını 3 parçaya böleceğiz. Bakın burada 3 parçaya bölünmüş. 0'dan 2 parça ilerlenerek yeri bulunacak. Peki 1 tam 3 bölü 5'in yerine nasıl bulunacak? 1 ile 2 arasında olduğu belli. 1 ile 2 arası 5 parçaya bölünecek. Bakın 1 ile 2 arası 5 parçaya bölünmüş. 1 tam gelindikten sonra sıfırdan başlayarak 3 parça daha ilerlenmiş. Yani pay kadar ilerlenmiş ve buradaki nokta 1 tam 3 bölü 5'in yeri olarak işaretlenmiş. Peki 2 tam 3 bölü 4 yani 11 bölü 4'ün yeri nasıl bulunacak? 2 ile 3 arasında olduğunu biliyoruz. 4 parçaya böleceğiz 2 ile 3 arasını. Bakın burada 1, 2, 3, 4 eşit parçaya bölünmüş. Sıfırdan 2 tam gelindikten sonra ay kadar daha ilerlenecek. Yani 3 parça daha ilerlenecek ve 11 bölü 4'ün yeri bu şekilde bulunacak. Çalışmalarımıza geçelim. Aşağıdaki sayı doğrusuna gösterilen A, B, C kesirleri ne yazını demiş. Çocuklar buradan... A'yı bulalım öncelikle. Bakın 0 ile 1'in arasında kesir çizgimizi çizeceğiz. 0 ile 1'in arası kaç parçaya bölünmüş? 4 parçaya bölünmüş. Paydamıza 4 yazacağız. 0'dan A noktasına gelmek için kaç parça ilerlenmiş? 3 parça ilerlenmiş. Payımıza da 3 yazacağız. A, 3 bölü 4 kesrini göstermektedir. Peki B'yi bulmak için ne yapacağız? 1 ile 2 arasında, 1 ile 2 arası kaç eşit parçaya bölünmüş? 3 eşit parçaya bölünmüş. Paydamız 3 olacak. Bakın şimdi sıfırdan bir tam geleceğiz B için. Sıfırdan bir tam geleceğiz. Bir tamdan sonra 3 parçaya bölünen 1 ile 2'nin arasından bir parça daha ilerlediğimiz için payına da 1 yazacağız. Yani B 1 tam 1 bölü 3 olarak bulunacak. Yine C'yi bulmak için de 2 ile 3'ün arasını kaç eşit parçaya bölmüş? Bakın 4 eşit parçaya bölmüş. 0'dan 2 tam gelinmiş. Tam kısma 2 yazacağız. Kesir çizgisini çizdikten sonra 2 ile 3'ün arası 4 parçaya bölündüğü için paydamız 4 olacak. 2 tamdan sonra bu bölünen parçalardan 3 parça daha ilerlendiği için payımız da 3 olacak. 2 tam 3 bölü 4 olarak C'yi de bulmuş olacağız. İkinci sayı doğrumuzda A'yı bulalım. Bakın 0 ile 1'in arasında 0 ile 1'in arası kaç eşit parçaya bölünmüş? 1 2 3 4 5 6 7 eşit parçaya bölünmüş. Paydamız 7 olacak. Peki A'ya gitmek için 0'dan kaç parça ilerlenmiş? 1 parça ilerlenmiş. Dolayısıyla payımız da 1 olacak. B'yi bulmak için ise yine 7 parçaya bölünmüş 0 ile 1'in arasındaki parçalardan 0'dan başlanarak B'ye 3, 4, 5, 6 parça ilerlenmiş. 6 bölü 7 olarak B'yi de bulmuş olacağız. C'yi bulmak için ise sıfırdan bir tam gelinmiş. Tam kısmımız olacak bir tam. Kesir çizgimizi çizeceğiz. 1 ile 2'nin arası kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. Paydamız 5 olacak. Bir tamdan sonra bu parçalardan 3 tane daha ilerlendiği için payımız da 3 olarak yazılacak. Diğer sayı doğrumuzda A, B ve C hepsi de 0 ile 1'in arasındalar. Öncelikle 0 ile 1'in arası kaç eşit parçaya bölünmüş onu bulalım. Çocuklar bunu bulmanın diğer bir yolu da şudur. Bakın 0 burası 1 burası. Arada kaç tane çizgi var? Çizgileri sayarız. 1 fazlası kadar aralık vardır. Bakın şu şekilde çizgileri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 çizgi var. Demek ki 13'e bölünmüş. 0 ile 1'in arasında 12 çizgi olduğu için 13'e bölünmüştür diyoruz. A'yı bulmak için de 13 parçadan 0'dan 2 parça ilerlenerek A'ya gel, gelinmiş. 2 bölü 13'tür A diyoruz. Peki B nedir? Yine 13 parçaya bölünmüş bu aralıkta. 0'dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça ilerlenmiş. Payımız da 7'dir. 7 bölü 13'tür. C ise Bakın B7 idi. 8, 9, 10, 11. parçada. 11. noktada sıfırdan itibaren. Dolayısıyla buraya da 11 bölü 13 yazıyoruz. Bu şekilde sayı doğrusunda harflerin karşılık geldiği rasyonel sayıları bulmuş oluyoruz. Kesirleri. Şimdi diğer bir sayı doğrusu, doğrumuzda A'yı görüyorsunuz. 1 ile 2 arasında bir tamı olacak. Sıfırdan bir tama gelinecek. Sonra 1 ile 2 arası bakın 2 eşit parçaya bölünmüş. Paydamız 2 olacak. 1 tamdan sonra bu parçalardan bir tane ilerlendiği için payımız da 1 olacak. A 1 tam 1 bölü 2'dir. buçuktur yani. Bakın gördüğünüz gibi 1.5'da tam. B'yi de bulmak için 0'dan 2 tam ilerlenmiş. B'nin 2 tamı var. Kesir çizgimizi çizelim. 2 ile 3'ün arası kaç eşit parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşit parçaya bölünmüş. B için 2 tamdan sonra 2 parça gelinmiş. 2 tam 2 bölü 6'nın yeridir. Peki C nedir? C'nin de 2 tamı vardır. Çünkü 2 ile 3'ün arasında. Sonra sında 6'ya bölünen 2 ile 3'ün arasından 2 tamdan sonra 1, 2, 3, 4, 5 parça ilerlenmiş. C'de 2 tam 5 bölü 6'dır diyoruz. Diğer bir sayı doğrumuzda yine aynı şekilde. Bakın A 2 ile 3 arasında 0'dan 2 tama gelinmiş. 2 tamı var. Kesir çizgimizi çiziyoruz. 2 ile 3 arası 2 parçaya bölünmüş. Paydamız 2. 2 tamdan sonra 1 parça elde edilmiş. Payımız da 1 olacak. B ise 3 ile 4'ün arasında 3 tamı var. Sonrasında 3 ile 4'ün arası 1 2 3 4 5 parçaya bölünmüş. Paydamız 5. Payımız da 3 tamdan sonra 2 parça elde 2 olacak. C ise yine 3 ile 4 arasında 3 tamı olacak. Paydamız yine 5. Sonrasında 4 parça ilerlenmiş 3 tamdan sonra payımız da 4 olacak. Diğer sayı doğrumuzda 1 ile 2 arasında A, B, C sayıları. Burada çocuklar A'yı 1 tam yazacağız. Kesir çizgisi çizdikten sonra 1 ile 2'nin arası kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş. Paydamız 8. 1 tamdan sonra 2 parça ilerlenmiş. Payımız 2 olacak. B 1 tamdan sonra 8 parçada 3, 4, 5 parça ilerlenmiş. Payımız 5 olacak. C'de 1 tam 8'de 7 olacak. Bakın 7 parça ilerlenmiş C için. Evet. A'yı bulalım. 0 ile 1'in arasında. 0 ile 1'in arası 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. Dolayısıyla paydamız 5 olacak. 0'dan. 4 parça ilerlenerek A noktasına gelinmiş payımız da 4 olacak. B 1 ile 2 arasında 1 tamdan sonra 1 ile 2 arası 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. 1 tamdan sonra 2 parça ilerlenmiş payımız da 2 olacak. C ise 2 ile 3 arasında 2 tamı var. 2 ile 3 arası 2 parçaya bölünmüş. 1 parça C'ye ilerlenmiş. 2 tam 1 bölü 2 olacak. Diğer bir sayı doğrumuzda A 1 ile 2 arasında 1 tamı var. 1 ile 2 arası 2 parçaya bölünmüş 1 tamdan sonra 1 parça ilerlenmiş 1 tam 1 bölü 2. B 2 tamı var 2 ile 3'ün arasında 2 ile 3'ün arası 2 parçaya bölünmüş paydamız 2. 1 parça ilerlenmiş 2'den sonra 2 tamdan sonra payımız 1 olacak. C ise 3 ile 4'ün arasında 3 tam var. 3 ile 4'ün arası 3 parçaya bölünmüş 2 parça ilerlenmiş 3 tam 2 bölü 3 olarak yazılacak. Aşağıda verilen kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Bakalım. Çocuklar 11 bölü 5'i öncelikle tam sayılı kesir olarak yazalım. 11'i 5'e böldüğümüzde 2 tane var. 2 kere 5 10. 1 kaldı. 2 tam 1 bölü 5 olarak yazılır. Şimdi sayılarımızı yerleştirelim. Buraya 0 yazalım. 2, 4, 5 tane ilerisine 1 yazalım. 2, 4, 5 ilerisine 2 yazalım. 2, 4, 5 ilerisine. Yani şuraya da 3 yazalım. Bakın paydamız 5. Demek ki aralıklar 5 parçaya bölünecek. 1 tam 2 bölü 5'in yerini bulurken 1 ile 2 arasındadır. 1 ile 2 arasını 5 parçaya böleriz. Sonrasında 1 tamdan sonra 2 parça ilerler. 1 tam 2 bölü 5'in yeri burası deriz. 11 bölü 5'in yerini bulmak için de 2 ile 3'ün arasını 5 parçaya böleceğiz. 1, 2, 3 3, 4 çizik atarak 5 parçaya böldük. Sonrasında 2 tamdan sonra 1 parça ilerleyerek buraya 11 bölü 5'in bulunduğu nokta deriz. İkinci sayı doğrumuzda 2 tam 1 bölü 4 ile 7 bölü 4. 7 bölü 4'ü tam sayılı kesir yapalım. 7'yi 4'e böldüğümüzde 1 kere var. 1 kere 4, 4, 3 kaldı. 1 tam 3 bölü 4 olarak yazarız. Yine 0'ı buraya yazalım. 1'i 4 birim ilerisine yazalım. 4 birim ilerisine 2 yazalım. 4 birim ilerisine 3 yazalım. Yani doğal sayılarımızın yerlerini bir bulalım. Sonrasında kesirlerimizin yerini buluruz. 4 parçaya böleceğiz. Bakın paydalarımız 4. Aralıkları 4 parçaya böleceğiz. Burayı da 4 parçaya. Burayı da 4 parçaya böleceğiz. 2 tam 1 bölü 4. 2 tamdan sonra 4 parçadan 1 parça ilerlenerek bulunur. 2 tam 1 bölü 4'ün yeri burasıdır. 7 bölü 4'ün yeri de 1 ile 2'nin arasındadır. 1 tam 3 bölü 4. 1 ile 2'nin arasında 1 tamdan sonra 3 parça daha ilerlersek şurası da 7 bölü 4'ün bulunduğu noktadır. Evet diğer sayı doğrumuzda bakın paydalarımız 3 0 1'in arası 1 ile 2'nin arası 3 parçaya bölünecek. 2, 4, 6 2'şer 2'şer Yapalım. Buraya 1 yazalım. Buraya da 2 yazalım. 1 tam 2 bölü 3'ün yeri 1 ile 2'nin arasındadır. 3 parçaya bölünür 1 ile 2'nin arası. Sıfırdan 1 tama gelindikten sonra bu 3 parçadan da 2 parça ilerlenerek 1 tam 2 bölü 3'ün yeri bulunmuş olur. 1 bölü 3'ün yeri ise sıfırla 1'in arasındadır. 3 parçaya bölünür. 1 parça ilerlenir sıfırdan. İşte burası da 1 bölü 3'ün bulunduğu noktadır. 1 bölü 4, 1 tam 2 bölü 3. Şimdi burada 0'ı yazalım. 1'i yazalım. 2'yi yazalım. Çocuklar 1 bölü 4'ün yerini bulmak için 0 ile 1'in arasındadır. 4'e böleceğiz 0 ile 1'in arasını. 1, 2, 3 çizgi atarak 4'e böleriz. Bir parça ilerleyeceğiz 0'dan. Ve burası 1 bölü 4'ün yeridir diyeceğiz. 1 tam 2 bölü 3'te ise paydamız 3 olduğu için 1 ile 2'nin arasını 3'e böleceğiz. 3'e böldükten sonra bir tamdan sonra iki parça daha ilerleyeceğiz. Ve burası bir tam 2 bölü 3'ün bulunduğu noktadır diyeceğiz. Evet. 1 tam 1 bölü 6, 2 tam 1 bölü 3. Yine 0'ı buraya yazalım. 1'i buraya yazalım. Sonrasında 2, 4, 6 yaptık. 2, 4, 6. Şurasında da 2 yazalım. Sayı doğrumuzu biraz uzatalım. Bu sonsuza kadar gider. İstediğimiz kadar uzatabiliriz. 2, 4, 6. Şuraya da 3 yazalım. 1 tam 1 bölü 6 1 ile 2'nin arasındadır. 1 ile 2'nin arası 6 eşit parçaya bölünecek. Burada 1, 2, 3, 4, 5 çizik atarsak 6 eşit parçaya bölmüş oluruz. 1 tamdan sonra bakın 0'dan 1 tama geldikten sonra bu 6 parçadan da bir tane ilerleyeceğiz. Ve 1 tam 1 bölü 6'nın yeri burasıdır diyeceğiz. 2 tam 1 bölü 3 de 2 ile 3 arasındadır. 2 ile 3 arasını 3 parçaya böleceğiz. 1, 2 çizgi atarak 3 parçaya böldük. 0'dan 2 tama geldikten sonra bu 3 parçadan 1 parça daha ilerleyeceğiz. 2 tam 1 bölü 3'ün yeri de burasıdır diyeceğiz. Üçüncü sorumuz aşağıda modellenen kesirlerden en büyük olanını sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Öncelikle kesirlerimizi belirleyelim. İlk modelimizde çocuklar 2, 4, 5, 5 çarpı 5, 25. 25'e bölünmüş ve 10 parçası boyanmış. 10 bölü 25'tir. İkinci şeklimiz 4 kere 4, 16 tane birim kare var. 4, 6'sı boyanmış. 16 da 6'dır. Üçüncü modelimizde 3 çarpı 2, 4, 6, 3 kere 6, 18'e bölünmüş. 3, 6, 8 parçası boyanmış. Şimdi bunlardan hangisi en büyüktür ona bakalım. Öncelikle sadeleştirelim. 10 bölü 25'i 5 ile sadeleştirirseniz 2 bölü 5 olur. 6 bölü 16'yı 2 ile 3 ile pardon 2 ile sadeleştirirseniz 3 bölü 8 olur. 8 bölü 18'i de 2 ile sadeleştirirseniz 4 bölü 9 olur. Şimdi bunların hangisi büyük nasıl anlarız? Bir yöntem belirlemeliyiz bunları sıralamak için. Paydalarını mı eşitlesek paylarını mı eşitlesek paydalarını eşitlemek paylarını eşitlemekten biraz daha zor. Dolayısıyla ne yapalım paylarını eşitleyelim. Nerede eşitlenir? 3, 4 ve 2, 12'de eşitlenir. Payını 12 yapmak için 6 ile genişletiyorum 2 bölü 5'i. 12 bölü 30 olur. 3 bölü 8'i de 4 ile genişletiyorum. 12 bölü 32 olur. 4 bölü 9'u 3 ile genişletirsek payı 12 olur. 12 bölü 27 olur. Payları eşit olan kesirlerin payları eşit ise neydi? Paydası az olan büyüktü. Bakın burada 12 bölü 27 nedir? Diğerlerinden büyüktür. İşte bu kesrimizi sayı doğrusunda göstereceğiz. 12 bölü 27 olarak ya da 8 bölü 18 olarak gösterdiğinizde kesrin yeri aynıdır. Aynı şekilde 4 bölü 9 olarak gösterdiğinizde de bu kesrin yerini bulmuş olursunuz. Biz 0 ile 1'in arasında olduğunu biliyoruz. Çünkü basit kesir. Sonrasında 4 bölü 9 olarak yerini bulalım. 8 bölü 18'in yerini bulmuş oluruz. 9 parçaya böleceğiz 0 ile 1'in arasını. Dolayısıyla 8 tane çizik atmamız gerekir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çizik attık. 4 parça ilerleyeceğiz 0'dan. Buradan böyle geldiğimizde şurası işte burası. 18 bölü 18'in yeridir. Yani üçüncü modelimizin bulunduğu nokta burasıdır sayı doğrusunda diyoruz. Örneğin sorumuz aşağıdaki tabloda renklerine göre iplerin birer yumağının metre cinsinden uzunluğu verilmiştir. Buna göre en kısa ipin uzunluğu sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Evet önce en kısasını bulalım. Bunları bileşik kesir oldukları için tam sayılı kesir haline getirelim. 12'yi 7'ye böldüğümüzde 1 kere var. 1 kere 7, 7. 12'den 7 çıktı. 5, 1 tam. 5 bölü 7 olarak yazabiliriz. 18 bölü 4'ü de, 18'i 4'e bölerek 4 kere var. 4 kere 4, 16, 2 kaldı. 4 tam 2 bölü 4 olarak yazabiliriz. 25 bölü 2'yi, 25'i 2'ye böldüğümüzde 5, 5'te 2 kere var. 2 kere 2, 4, 1 kaldı. 12 tam 1 bölü 2 olarak gösterebiliriz. 28 bölü 10'u da, 28'i 2'ye böldüğümüzde 2 kere var pardon 10'a böldüğümüzde 2 kere var. Şurayı 10 yapalım. 20 olur. 8 kaldı. 2 tam. 8 bölü 10 olarak yazabiliriz. Şimdi burada en küçük olan hangisidir? 1 tam 5 bölü 7'dir. Yerini bulalım şimdi sayı doğrusunda. En kısa ipimizin. 0 ile 1 arasında değil tabi. Nerede? 1 ile 2 arasında. 1 tam 5 bölü 7. Şuraya 1 yazalım. Buraya da 2 yazalım. 1 ile 2 arasında olduğu için. 7 parçaya bölelim. 1 ile 2'nin arasını 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizik atacağız. 5 parça gidelim bir tamdan sonra. Şurası 12 bölü 7'nin yeri olacak. En kısa ipin bulunduğu nokta. Evet bu konumuzu da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.